Dopamin, dopamin, dopamin. Nedir bu dopamin? Bunu açıklayarak aslında sizi sıkmayacağım. 50 tane video izledin ama dopamin sağlıksız veya zararlı bir şey değil tabii ki. Öncelikle bunu söylemeliyim. Sahte dopamin nedir? Düşünün ki mutlu değilsiniz. Yani aslında düşünmenize gerek yok ama siz yine de düşünün. Mutlu değilsiniz ama mutluluk hormonu salgılıyorsun. Sizce saçma değil mi? Aslında bu sahte dopamin dediğimiz bir şey bir nebze bu durumu karşılıyor. Siz bir hedefe veya bir amaca ulaşmadığınız halde sanki bir şeyler başarmışsınız gibi hormon salgılıyorsunuz. Instagram, TikTok, YouTube ve benzeri uygulamalar olsun. İzlediğiniz kısa videolar sizi kısa sürelerle tatmin ediyor ve sizi aslında fark etmeden de olsa içten içe depresyona sürüklüyor. Artık gün içinde daha depresif ve daha sakin oluyorsunuz. Yani bir nebze ağır yaşama adım atmış oluyorsunuz. Gün içinde eliniz habire telefona gidip Instagram açmak oluyor. Ya da TikTok ve benzeri hangi uygulamayı kullanıyorsanız artık. Birçoğunuz belki de bunu inkar edebilir ama size bir test. Kullandığınız programın yerini değiştirin. Ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Peki bu durumdan nasıl kurtuluruz? Aslında birçok alt baştaki de buna cevap verebilirim. Videoyu çok uzun olmasın diye biraz kısa tutacağım. Kısa bir konuşma olacak çünkü bu. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Dijital denge. Peki nedir bu dijital denge? Aslında her telefonda olmayabilir. Ayarlardan bakmanız gerekecek. Bu ayar size gün içinden belirli uygulamalara belli bir süre girebilmenizi sağlıyor. Gün içerisinde 5 saatlik bir süre tamamladınız. Telefonunuza 5 saatten fazla bakarsanız uygulamaların çoğunu kullanıma kapatıyor. Tabi saati siz gönlünüze göre ayarlayabilirsiniz. Benim tavsiyem 5 ya da 6 saat uygundur. Tabi bu durumda 5 saat ya da 6 saati tamamladıktan sonra telefon çağrıları veya birilerine mesaj gönderme durumları olduğu zaman bunları yapabiliyorsunuz. İşte bu dediğim gibi bazı sosyal medya uygulamalarını kullanıma kapatıyor. İkinci olarak bildirimler. Bildirimler hayatımızın çok önemli bir köşesinde çünkü telefonumuza gelen bildirim sesini duyduğumuz an açıp bakma ihtiyacı hissediyoruz. Bu gayet normal. Gelen mesaj anne baba veya önemli bir kişiden önemli bir mesaj olabilir. Bir öğretmeninizden veya bir iş yerinden mesaj bekliyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Ama artık günümüzde bütün uygulamalar beni daha çok kullan amacıyla size belli sürelerle bildirim yolluyor. Özellikle satın alım yaptığınız uygulamalar ve size habire o platformlara çekip orada zaman geçirmenizi istiyor. Bu da yine ekran kullanım sürenizi etkiliyor. Ne kadar çok telefonda vakit geçirirseniz sizi içine çekip bağımlı yapması o kadar muhtemel. Bu sebepten gerekli olmayan veya kullanmadığınız bu uygulamadan da şu bildirim gelmesi olur dediğiniz uygulamaların bildirimlerini kapatabilirsiniz. Alternatif aktivite. Genelde Instagram, YouTube, TikTok gibi uygulamalarda çok vakit geçiren kişiler ya o platformlarda içerik üreticisi ya da gün içinde çok boş vakti olan insanlardan oluşuyor. Bilmiyorum sen hangisisin ama eğer o boş vakti olan kişiysen bir spora veya sanat dalına yönelebilirsin. Dışarıda sosyal aktivite ne kadar çok yaparsan o kadar dijital bağımlılıktan uzaklaşmış olursun. Örneğin bir spora başladın ve vaktini orada geçiriyorsun. Eğer o sporu yapmasaydın 2 saatlik vakitte sadece Instagram'da aşağı kaydırmakla geçecekti. Eğer teknolojiyle ilgilenmeyi seviyorsanız, tasarım programları kullanmayı, edit yapmayı veya kod yazmayı deneyebilirsin. Bunlar çok zor şeyler değiller gerçekten. Sadece yeter ki bir başlangıç at ve ona karşı bir hevesin olsun. Maksat boş vaktini saçma sapan boş uygulamalarla geçirmek yerine kendine bir şeyler kat. Ve son olarak bunları yaptığını ve uyguladığını düşünerek seni tebrik ediyorum. Çünkü artık kullanımı sıfıra düşürmesen bile oldukça azalttın. Ve artık kendini daha iyi hissediyorsun. Zamanı verimli kullanmaya ve o depresiflikten çıkmaya başladın. Peki ileride seni neler bekliyor? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ve en önemlisi bundan sonraki hedefinde. Ben Zeus. Kendinize iyi bakın.